Merhaba değerli öğrencilerim, kıymetli gençler. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, çap yayınlar üzerinden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Pascal prensibi ve uygulamalar üzerinde durmaya çalışacağız. U boruları ve sıvı cendereleri hakkında bilgilendirme yapıp soru çözümlerini göstereceğiz. Bir de günlük hayatta bu konunun kullanım alanları nelerdir? O konuda da birkaç şey söylemeye gayret edeceğiz arkadaşlar. Konuya giriş yapmadan önce birkaç açıklama cümlesinde bulunmakta yarar görüyorum. Değerli arkadaşlar, basınç geniş içerikli bir konudur. Şu ana kadar gördüğümüz konuları düşündüğümüzde ve bundan sonra göreceklerimizi de değerlendirdiğimiz zaman elbette konu içinde zorluklar, sıkıntılı olan yerler var ama size tavsiyem öncelikle temel bilgileri iyi bilin. Bir de günlük hayattaki karşılıklarını, kullanım yerlerini ve uygulamalarını iyi anlamaya çalışın. Bunlar çok sıkıntı çıkaracak şeyler değil. Ancak her bölümün içinde özel durum ve özel teknik çözümler gerektiren yerler var. Bunlar için kendinize süre tanıyın arkadaşlar. İlk anda zorlanabilirsiniz. Çok moralinizi bozmayın. Süreç içinde bunu da oturtursunuz tekniklere sahip çıkarak. Tamam. Tekrar hepinize başarılar diliyorum. Ekrandan kendimi alıyorum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, hemen bakıyoruz. Pascal prensibi deyince aklımıza ne gelecek? Sıvı basınç iletimi kısaca aklınızda gelsin, kalsın istiyorum. Peki nasıl oluyor? Bir kaptaki sıvının diyor bakın, serbest yüzeyine uygulanan basınç, bu sıvı tarafından sıvının temas ettiği tüm noktalara, dikkat edin, aynen ve dik olarak iletilir. Bu ilk kez Fransız bilim insanı Blaise Pascal tarafından ifade edildiği için Pascal ilkesi olarak tanımlanır. Ve adamın yaptığı çalışmaya karşı hürmet etmekte fayda var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu olayın iki önemli ilkesinden birisi sıvıların sıkıştırılamaz kabul edilmesidir. Özellikle arkadaşlar bazı sıvılar bu konuda çok verimli çalışabilir. Anlaştık mı? Hidrolik sıvısı diye bu anlamda kullanılıyor biliyorsunuz. Aklınızda dursun. Sıvıların özelliklerinden biri de akışkan olmalarıdır. Akışkan olmak akma isteğini temsil eder arkadaşlar. Bu da yine basınç iletiminde önemli bir rol oynar diyoruz. Sıvıların bu iki özelliği basıncı her yöne iletmelerini sağlayan unsurlardır diyoruz. Bununla ilgili hemen şöyle güzel bir deneyimiz var bakın arkadaşlar. Bir top ya da balonun içine su koyup ince delikler açılmışsa sıkmadığınız zaman sıvının fışkırdığını pek görmezsiniz. Ancak eğer bunu sıkarsanız delikler, gözenekler açılır arkadaşlar ve o deliklerin her birinden sıvı fışkırır. Bu sıvı, fışkıran sıvı arkadaşlar yüzey alanına dik olarak fışkırır. Bunun için basınç yerine daha doğrusu basınç kuvveti ifadesini kullanmak daha doğrudur. Bunun için size yan tarafta uyarı cümlesi yazdım. Dikkat edin. Deliklerden çıkan sıvılar çıktığı delik yüzeyine dik olarak fışkırır. Çünkü sıvı basınç kuvveti P çarpı A'dır. A burada yüzey alan, deliğin olduğu yüzey demektir. Deliği oluşturan yüzey. Yüzey alanın normali arkadaşlar aslında basınç kuvvetinin uygulama doğrultusunu gösterir. Dolayısıyla yüzey normali doğrultusunda sıvı fışkırır arkadaşlar. Altta da bakın sizin için uyarıda bulundum. Sıkışmayan sıvı basıncı iletir. Delikten yüzey normali doğrultusunda itilen yani kuvvet uygulanan sıvı fışkırır diyoruz. Bu önemli bir açıklama. Değerli arkadaşlar peki bu Pascal ilkesi nerelerde kullanılır? Pascal prensibinden faydalanarak bakın su cendereleri ya da sıvı cendereleri diyoruz. Bileşik kaplar, hidrolik frenler, hidrolik sistemler de diyebilirsiniz. Vinçler, itfaiye merdivenleri yine benzer sistemle çalışıyor. Emme basma tulumbalar arkadaşlar. Evlerdeki elimizi yıkarken kullandığımız ne diyelim ona sabun, köpükler. Onlarda da benzeri bir mantık vardır sabunlarda, sıvı sabunlarda arkadaşlar. Aynı mantığı kullanabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, genel çalışma felsefesi aynı. Çok büyük ağırlıklar arkadaşlar bu sayede çok küçük ağırlıklarla cendereler yardımıyla ne yapılabilir? Dengelenebilir. Bunun için şöyle bir şey söyleyebilirim size. Sıvı cenderesi alttaki görünen şekil bakın su cenderesi veya herhangi bir sıvı içine yerleştirirsiniz. Hidrolik sıvısı orada ideal bir cendere oluşturmuş olursunuz. Bu durumda arkadaşlar dar olan kesite karınca koysanız çok dar yaparsanız karşıda çok geniş bir kesit alanı oluşturursunuz üstüne fil koyarsınız. Karınca fili yukarı çıkarabilir arkadaşlar. Bu güzel bir eğlence olur aslında. İşte araçlarda yapılan olay da budur. Hidrolik fren sistemlerinde
Küçük bir çocuk bile arkadaşlar fren pedalına dokunduğu zaman koskoca tonajlı tır ne yapabiliyor? Durabiliyor rahatlıkla. Anlaştık. Aklınızda bu bağlantı bulunsun istiyoruz. Günlük hayat anlamında çok değerli bir açıklama olur. Hemen devam ediyorum. Buranın açıklamasını da geliştirelim arkadaşlar. Bakın şimdi. Su cenderesinde veya sıvı cenderesinde A1 kesitine uygulanan F1 kuvvetinin yaptığı basınç arkadaşlar ne kadardır derseniz, yanda izah edeceğim onu şimdi. Altta da göstermişiz bakın. A2 yüzeyine aynen iletilir büyüklük olarak. Sistem dengede ise G yükünün A2 yüzeyine yaptığı basınç suyun ilettiği basıncı dengeler. Bu durumda bakın o basınç eşitliği bize şunu sunar arkadaşlar. Tabii bunun için idealleştirmem gerekiyor. Bakın ben ne yaptım? Hemen yan tarafa sizin için bir açıklama aldım. Ağırlığı, sürtünmesi önemsiz, sızdırmaz. Yani ideal bir piston söz konusuysa, ideal pistonlar söz konusuysa ve bu pistonlar aynı hızada ise o zaman pistonların alt hizalarındaki AB noktalarına etki eden PA eşittir PB basınçlar eşit olur. Basınç skaler olduğu için arkadaşlar direkt nokta eşitliği alabiliyorsunuz. Anlaştık mı? Bu önemli bir açıklama. Dikkat ederseniz F1 kuvveti aşağı doğru bastırıyor. Onun ilettiği basınç, sıvı tarafına iletilen o basınç A2 yüzeyine yukarı doğru G pistonuna veya C cismine aktarılmış oluyor. Doğru mu? Eğer denge varsa A ve B'deki basınçlar birbirine eşit olur diyoruz. A'daki basınç ne kadar arkadaşlar? F1 bölü A1 kadar. B'deki basınç da ne kadar arkadaşlar o zaman? G bölü A2 kadar. Tabi burada piston ağırlığı söz konusu olursa onu da dahil edeceğiz. İleride görürüz onu arkadaşlar uygulamalarda. Açık hava olsa bile arkadaşlar iki tarafta da etkinliği aynı olduğu için işe yaramaz diyoruz. Bunu da birazdan kullanacağız arkadaşlar. Hemen altta bileşik kaplarla ilgili bir çalışmamız var. Bakalım. Burada rengimi değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Evet, hemen şöyle. Bileşik kaplar, arkadaşlar Pascal prensibiyle açıklanan olaylardan birisi de bileşik kaplardır. Yani iki değil de çok daha fazla sistemden oluşmuş. Mantığı aynı, mantalitesi aynı, yorumları aynı, fark eden bir şey yok. Burada şu var. Sadece uçlardan açıklık söz konusu. Açık havayla temas halinde dikkat ediyorsunuz. Bu durumda arkadaşlar yorumlama yaparken tek cins sıvı koyduğunuz zaman ne olur diyoruz arkadaşlar? Dikkatle bakarsanız tek cins sıvı koyup üstü de açık olduğu için boruların hepsinde sıvı eşit miktar yükselir. Şekli de önemli değil arkadaşlar. Geniş olması, dar olması, bükül olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Burada açık hava basıncı bütün kaplara ortak etki ettiği için ve tek sıvı olduğu için basınç dengesine göre sistem hareket eder ve bu durumda arkadaşlar düşey kesiti verilen bu sistemde dikkat edin tabandaki toplam basınçlar eşit olur. Kap tabanındaki yükseklik arkadaşlar aynı yüksekteki noktalarda da yine toplam basınçların eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani şunu söylüyoruz bakın KLM arkadaşlar aynı hizada tabandadır basınçları eşittir. XYZ de arkadaşlar kendi adına aynı hizadadırlar. Alttan ve üst alttan yükseklikleri aynı olduğu için alttaki KLM eşit olunca onlar da birbirine eşit olmak zorunda kalırlar. Anlaştık? Çok güzel. Değerli arkadaşlar, geliyoruz U boruları ve sıvı cenderelerinin çalışmasına ve ardından uygulamalarına yer vereceğiz. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir uyarıda bulunmakta yarar gördüm. Açık uçlu U boruları ve sıvı cenderelerinde açık hava dikkat edin. Açık hava basıncı sıvı dengesini ne yapmaz etkilemez. Onu burada kullanacağız arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum bakın. U borusu deyince aklımıza öncelikle kesit alanları eşit olan borulardan bahsettiğimiz gelmeli. Kesit alanları farklı olursa arkadaşlar bunlar sıvı cenderesi olarak daha çok tanımlanır. Kesit alanları farklı olduğunda felsefeleri aynı olduğu için birlikte ele alıyoruz. Ve ne yapıyoruz bakın. Buradaki tavsiyem şu arkadaşlar. Tabanlarına, şurada kesit alanlarını AA veya A2A yazmış. Ben harflendirme yaparken şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Tabana A noktası, B noktası iki borunun altına bu AB'yi yerleştiriyorum. Tek sıvı olduğunda seviyelerin eşit olmasının nedeni sıvı basıncı iki taraftan da eşit olacak. Tek sıvı olduğunda arkadaşlar HDG kuralını uyguladığınız zaman mecburen seviyeler aynı oluyor. A ve B'deki basınçlar eşitlenince
sıvı yükseklikleri de eşitleniyor. Açık hava iki tarafta da aynı olduğu için dengeyi ne yapmaz? Etkilemez dedik. Doğru mu? Doğru. Hemen ikinci şekle bakıyorsunuz. Kes alanlar farklı olsa ne olur? Yine AB diye adlandırma yapıyorum arkadaşlar. A ve B'deki basınçlar eşitleninceye kadar bu akış devam etmiştir. Böyle dengede ise A ve B'deki basınçlar eşittir. Tek sıvı olduğu için arkadaşlar kist alanların farklı olması bir anlam ifade etmez. Ve sıfırlar da iki tarafta ortak olduğu için dengeyi etkilemez. Dolayısıyla tek sıvı kullanıldığında kesitlerden bağımsız olarak seviyeleri ne oluyor bakın? Aynı oluyor diyoruz arkadaşlar. Bunun günlük hayatta birçok uygulaması var aslında. Kocaman bir havuzu su doldurup kenarından arkadaşlar ince bir boruyla, şeffaf bir boruyla tabanından bağlayıp yukarı doğru çekerseniz kapalı, dışarıdan göremediğiniz su havuzunun seviyesini o yandaki şeffaf boru içinden ya da plastik boru içinden görebilirsiniz. Çünkü seviyeleri aynı olmak zorunda. Kesit alanı ne olursa olsun. Anlaştık mı? Çok güzel. Evet, A uygulamasını böyle bitirdik arkadaşlar. Evet, şurada bakın küçük tavsiyede bulunmuşum arkadaşlar. Sıvılı sistemlerde basınç dengesi işlem ve yorumlarına bileşik kapların, bileşik sistemin en alt noktasından başlanılır. Bu benim size bir tavsiyem olsun. Soru çözerken kullanacağım bunu, farkına varacaksınız. B seçeneğine geliyorum arkadaşlar. K noktasının sağ ve sol koldan etkileyen toplam basınçları eşit olduğundan, niye eşit olduğundan arkadaşlar? Sıvılar basınç farkından dolayı hareket eder. Bakın şimdi hemen solda aklınızda olsun diye bir bölüm aldık. Sıvılar basınç farkından dolayı hareket ederler. Basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akarlar. Ne zamana kadar akarlar? Sıvı akışı basınç dengesi sağlanıncaya kadar, dikkat edin, basınç dengesi sağlanıncaya kadar hareket eder, devam eder akış. O zaman şimdi B'nin birinci şekildeki durumuna bakıyorum arkadaşlar. K noktası iki taraftan da zorlanıyor. Bakın iki tarafta ayrı ayrı sıvılar var kollarda. D1 sıvısı sola, D2 sıvısı sağa doğru akmak istiyor. Bu şekilde dengede kaldığına göre K'daki basınç iki koldan eşit olmak zorundadır. Açık hava basıncı iki tarafı da aynı etkilediği için dengeyi etkilemez. O zaman eşitliği yazdığınız zaman bakın P sıfırlar gidiyor. İsterseniz çekim üyelerini de götürebilirsiniz. Dolayısıyla yüksekliklerle yoğunlukların ters orantılı olduğunu rahatlıkla görebildiniz. Bunu arkadaşlar sizin için şekil 1, şekil B2 diye aldım bakın. Onun bir başka uygulaması burada var. Çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Bakıyorsunuz şimdi. Sevgili arkadaşlar yine yerden, tabandan başlıyoruz basınç eşitliğini yakalamaya ve yazmaya. Tabana ben AB, alfabenin ilk iki harfi olduğu için AB, devamında da C'yi kullanabilirim. Sene başında hatırlarsanız elektrikli adlandırmada da bu yöntemi kullanmıştım. AB, sıvılar bu şekilde dengede duruyorsa A ve B'deki toplam basınçlar eşittir. Aynı sıvıdan aynı miktar çıktığımızda, bakın özellikle ayrım yeri burada referans arkadaşlar. B'nin üstündeki ayrım yerine küçük B diyorum. Onun hizasına denk gelen yere de A'nın üstünde küçük A diyorum. Bu durumda arkadaşlar A ve B'deki basınçlar eşitse büyük AB'deki küçük AB'deki basınçlar da eşittir. P0 iki taraftan da olduğu için dengeyi etkilemez. O zaman ben sıvı basıncı için denge yazıyorum bakın. PA eşittir PB. A'daki basınç için arkadaşlar H2 çarpı D2 çarpı G yazıyorum. O zaman B'deki için ne yazmam gerekiyor? H1 çarpı D1 çarpı G. Gördünüz mü? Burada da isterseniz G'leri götürebilir. Dolayısıyla elinizde yine G'leri isterseniz götürelim. Yine yüksekliklere yoğunlukların ters orantılı olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Anlaştık mı? Gerektiğinde bununla ilgili soru çözümü yapacağız zaten. Değerli arkadaşlar, C bölümüne geçiyorum. C bölümünde de bu sefer 3 sıvı var. Görüyorsunuz bakın hemen şekilde. Yandaki U borusundaki sıvılar dengede hissediyoruz. Her iki koldaki sıvıların K noktasındaki toplam basınçları eşittir. Aynı mantığı burada da kullanıyorum arkadaşlar. K noktası ayrım yeri bakın iki sıvının ve en altta. Dolayısıyla bu tasarımda arkadaşlar sağ tarafın yaptığı basınç, sol tarafın yaptığı basınç eşit olacak. Ve sıfırlar dengeyi etkilemez. Eşitlikle yastak bile ne yapacak? Karşılıklı gidecekler. Doğru mu? Çok güzel. Peki kalan sıvıların basıncı. Soldakiler arkadaşlar
Alttaki sıvı D1H1G, üstteki sıvı D3H3G eşittir kime? H2D2G'ye. G'leri de karşılıklı sadeleştirebilirsiniz. O zaman arkadaşlar bakın burada da G'leri götürelim. Onlarla bir işiniz kalmaz. Dolayısıyla bu şu anlama gelir. Farklı gezegene götürseniz bile çekilmesi her tarafta olduğu için sadeleşiyor. Dengeyi farklı gezegen de etkilemez. Bu da aklınızda kalsın. Anlaştık? Sevgili dostlar, bununla işimizi bitirdik saymıyoruz. Alta küçük bir çalışma daha alacağım sizin için. Şekil C2 diye. Bunun için de küçük bir hatırlatma yaptım. Bakın, hatırla dedim. Karışmayan sıvılar, sevgili arkadaşlar, bir kaba konulduğunda normal şartlarda yani doğal olarak yoğun olan en alta iner. Bunu unutmuyoruz. Biliyorsunuz da ben hatırlatıyorum. Unutabiliyor bazen öğrenciler. İnsanlık halidir, olabilir. Hemen buna ait bir uygulama alacağım bakın. Yukarıdaki şeklin bir başka uygulaması olarak da sayabilirsiniz. Düşek isti verilen bileşik kapta karışmayan sıvılar dengede ise yoğunluk sırası nedir? Hem de bir soru çözümü olsun. Bakın tabandaki A, B diye iki borunun altına harflendirme yazıyorum. A ve B'deki toplam basınçlar eşittir. Ayrım çizgisine iniyorum arkadaşlar. B'nin üstündeki küçük B, onun hizasına da küçük A diyorum. Dolayısıyla seviyeleri buradan değerlendirmemiz gerekecek. Ben o zaman yükseklikleri arkadaşlar şöyle yazabilirim sizin için. Burası doğal olarak ne olacaktır? H2. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz şu aradaki mesafeyi H1, üst tarafı H3 diye alabilirim. Sizin görmenizi sağlamak için. Bu durumda PA eşittir PB. P0'ı yazmadım bile. Niye arkadaşlar? İki tarafta da var çünkü. Artık onu yazmıyorum. Sadece sıvı basıncı eşitliğini yazıyorum. A'daki sıvı basıncı toplamda ne kadar? Dikkat ederseniz H1 D1G kadar artı hemen üsttekini alıyorum. H3 D3G kadar eşittir neyi arkadaşlar? H2 D2G kadar. Buradan dikkatle baktığınız zaman şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar sizin için. Hemen nasıl yapalım? Evet. Şöyle yeşille çözmek istiyorum. Bakın şimdi. G'leri burada da götürebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman bunlar arasında ilişki kurmanız gerekiyor. Matematiksel bir çözüm yapmanız gerekiyor. Ama ben şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir kere en alta inen kim? D1. Normal şartlarda D1'in en büyük olmasını zaten bekliyorsunuz. Doğru mu? D2 mi D3 mü daha büyük? Burada da şöyle bir taktik kullanmak istiyorum sizin için. A noktasındaki sıvı basıncı arkadaşlar şuradaki sıvı kalınlığıyla D3'ün kalınlığından oluşuyor. B'deki ise sadece D2'den oluşuyor. Şöyle bakın gösteriyorum. Gördünüz mü? Şimdi dikkatle baktığınız zaman kıyaslama yaparken çocuklar şöyle yapıyoruz. Bu durumda B'nin yani üzerindeki sıvıyı D2 cinsinden oluşturduğunuz zaman iki ayrı bölüm bakın. Şöyle düşünelim. Şu kısımda H1'i kıyasladığımızda D1 D2'den büyük olduğu için bu arada A noktasına D1'in katkısı B noktasına D2'nin katkısından fazla basınç yapar. O zaman üstteki yüksekliği de şurayı kastediyorum arkadaşlar. H3 ile kıyasladığımızda yükseklik aynı. O zaman D2'nin basıncının da D3'ten fazla olması lazım. Dolayısıyla bu durumda D2 büyüktür D3. Anlaştık mı? Yandan değer vererek de kontrol yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu size havale ediyorum. Anlaştık mı? Güzel bir soru. Tekrar tekrar inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada küçük bir not yazdım. Uygulamalarda kullanacağım çünkü. İdeal piston ağırlığı önemsiz, sıvı sızdırma, sürtünmesiz piston demektir. Niyetimiz budur. Çünkü amacımız pistonu taşımak değildir sistemde. Ama gerçekte pistonlar nedir? Ağırlıklıdır. Dolayısıyla soruda ağırlığı var mı yok mu, kullanılacak mı, etkili mi ona bakmak zorundasınız. Anlaştık mı? Çok güzel. Sevgili arkadaşlar 10 tane de sorumuz var. Onları da hemen çözmek istiyorum sizin için. Bakalım. Sevgili gençler soru çözümünde rengimi tekrar maviye ya da kırmızıya alayım istiyorum. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar ilk sorumuza bakıyoruz. Düşe kesti verilen su cenderesinde şekildeki bir denge söz konusudur diyor. Buna göre öncüllerden hangileri doğrudur? Piston bakın ağırlıksız ve sürtünmesiz. İdeal bir pistondan bahsediyor. Ben burada yine size öğrettiğim, göstermeye çalıştığım yöntemi pekiştireceğim arkadaşlar. Hemen her iki kolun altına A, B yazıyorum. A ve B'deki basınçlar eşittir çünkü sistem dengede.
A'nın üstüne gelen yer pistonun altına küçük A. B'nin üstüne gelen yere de küçük B diyorum. A, B eşitse küçük A, B de birbirine eşittir. O zaman PA eşittir PB. A'daki sıvı basıncı zaten alttan geldiği için sıkıntı yok. Sıvı basıncını artık yazmaya gerek yok. A'nın üstünde katı basıncı ya da kuvvet basıncı var. Ne kadar? F1 bölü S1. Piston ağırlığı yok çünkü. Eşittir neye? Üst tarafta da diğer tarafta da F2 bölü S2. Bu durumda arkadaşlar işimiz matematiğe kaldı. Bakın S1 büyüktür S2 ise doğal olarak F1 F2'den büyüktür. Hiç problem yok. Eğer kesitler eşitse kuvvetler de eşittir o zaman. S2 S1'den büyükse F2 F1'den büyüktür. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Üçü de doğru oldu. Biz eşitliği yazınca zaten cevap kendiliğinden çıktı. Doğru mu? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz. Evet, güzel bir cendere sorusu daha. Sevgili arkadaşlar, kesit yarıçaplarını bu sefer vermiş. Biz bu konuda hassas davranarak ne yapıyoruz? Kesit yarıçapı dendiğinde aklımız hemen bizim pi r kare silindirik dediği için dikkat edin. Pi r kareyi arkadaşlar s dersek pi 3r'nin parantez karesi. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? 9s dememiz gerekiyor. Hemen o zaman burasının kesitini s, buranın kesitini de 9s üzerine yazıyorum, unutmayalım istiyoruz. Yine size tavsiye ettiğimiz noktaya geliyorum. Bakın tabanda a ve b'leri yazdım. A ve b eşit. O zaman küçük a'lara geçiyorum. Küçük a, küçük b. Yine pistonlara bakıyorum. Sistemde sürtünmesiz pistonlar ağırlıksızdır. Muhtemelen sızdırmazdırlar zaten. Tamam mı? O konuda sıkıntımız yok. O zaman arkadaşlar yine küçük a'yı küçük b'ye basınç olarak eşitliyorum. Açık havaya yazmıyorum bile çünkü gerek yok. İki tarafta serbest çünkü. Anlaştık mı? A'daki basınca bakıyorum. 10 Newton bölü S kadar. Eşittir neye? G bölü arkadaşlar ne kadar? Taban alan 9S kadar. Şimdi dikkatle baktığınız zaman ne görüyorsunuz arkadaşlar? Hemen takdir edersiniz. Renkli bir kalem elime aldım. S'lere dikkat edin. 5 değil S bunlar. O zaman içler dışlar çarpımı yaptığınız zaman G eşittir 90 Newton çıkıyor. Zor olduğu için değil ama bazen işlem hatası olabiliyor. Dikkat etmeniz için hassas davrandım. Üçüncü soruya geçiyorum. Aynı mantık devam ediyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Aynı mantığı yine kullanacağız. Yine cendere sistemi. Hemen bakıyorum. Tabana AB yazıyorum. Bakın soruyu bile okumadım şu an sistemi görünce. AB eşittir. Bunu hemen baştan yazabiliyorum. Soruyu okuyalım. Su cenderesinde ya da sıvı cenderesinde sürtünmesi ve sızdırmaz pistonlar dengelidir. Ancak bakın bu sefer ağırlıksız dememiş. Kesit alanı 3S olan K pistonu ile kesit alanı 2S olan L pistonun ağırlıkları oranı nedir diyor. Ben o zaman arkadaşlar aynı sıvıdan aynı miktar çıktığım zaman yine küçük A'mı ve küçük B'mi yazıyorum. AB küçük A küçük B yine birbirine eşittir diyorum. Doğru mu? Dolayısıyla arkadaşlar PA eşittir PB yazdım. P0 hesaba bile katmadım çünkü iki tarafta da aynı şartlar geçerli. O zaman GK bölü 3S eşittir arkadaşlar. GL bölü 2S doğru mu? Doğru. Takdir ederseniz bu durumda arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Şöyle yapalım isterseniz. İçler bak S'ler karşılıklı sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yaparsanız şuraya alalım. GK bölü GL ne olur arkadaşlar? 3 bölü 2 olur. Gördünüz mü? Çok güzel. Demek ki pistonlar ağırlıklı olabiliyormuş ki normal bir durum. Değerli arkadaşlar 4 numaralı sorumuza geçiyoruz. Evet hemen yine kırmızı kalemi almak istiyorum elime. Arkadaşlar bakıyorum düşey kesiti verilen ki sistemlerin hepsinde bu kural geçerlidir aslında. Silindirik kap ile G ağırlıklı F büyükleri kuvvetle dengelenmiştir diyor. F değerini veren ifade nedir? Yine sürtünmesiz pistonlar ağırlıksızmış. Benim usulüm şu arkadaşlar bakın. A ve B'leri yazıyorum. Tabandan başlıyorum. Bileşik kaplarda denge varsa A, B'ye eşit. Hemen üstüne küçük A. Aynı hizasına bakın. Küçük B yazıyorum. A, B'ye eşit. Çünkü hizalama yaptım. Doğru mu? O zaman arkadaşlar bizim tarzımızda ne var? P, A eşittir. P, B. Gördünüz. A'daki basınç sadece kuvvetten kaynaklanıyor. Açık havayı yazmıyorum. Çünkü tarafta da var. F bölü S. Piston ağırlıkları olmadığı için problem yok. Eşittir.
Diğerinde arkadaşlar önce piston basıncı, ağırlık basıncı var. G bölü 3 S artı bir de sıvı basıncı var bakın. H çarpı sıvının yoğunluğu D çarpı G. Buradan arkadaşlar F'i yalnız bırakırsanız F eşittir ne olur? S ile karşı tarafı çarparsınız. Yani G bölü 3 artı H çarpı D çarpı G çarpı S olur. Gördünüz mü? Gayet güzel. İstenen eşitlik budur arkadaşlar. 5 numara bakıyorum. Değerli arkadaşlar bu sefer 3 kollu bir cendere sistemi var. Bileşik kap diyebilirsiniz. Mantık aynı çünkü fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar yine bu sefer A, B, C taktiği kullanayım. 3 boru olduğu için. A eşit B eşit C. O zaman aynı kültür yine küçük A, hemen hizasında küçük B, yine hizasında küçük C. A eşit B eşit C kültürünü rahatlıkla kullanabiliyorum. Burada da arkadaşlar dışarıdan bir kuvvet yok. Piston ağırlıklarının sıralamasını istiyor benden. Doğru mu? Çünkü dengede demiş. O zaman benim derdim şu. PA eşittir PB eşittir PC. Yine açık havayı hiç gündemime bile almadım. Önemli bir uyarı çünkü. A'daki basınç arkadaşlar GK bölü S. B'dekine bakıyorum arkadaşlar. GL bölü S artı bir de sıvı basıncı var. O aradaki farkı isterseniz şöyle gösterelim arkadaşlar. H kadar olsun. O zaman H çarpı D çarpı G eşittir. GM bölü 2S diye yazabiliyorum. Gördünüz mü? Çok güzel. Burada arkadaşlar matematik yeteneklerinizi devreye almanızda fayda var. Buradan dikkat ederseniz GK'nın tabanı ile 6 ile GL'nin 6 aynı. O zaman GK bir kere GL'den kesin büyük, doğru mu? GM ise en büyük olacak. Arkadaşlar matematik olarak bakın. İsterseniz işleri tek tek kontrol edebilirsiniz. İster ister çarpım yaparak 2'yi çarpan olarak attığınızda rahatlıkla yakalayabileceğiniz bir durum. Anlaştık mı? Yani bir makale olmuş oldu diyebilirsiniz. Evet, 6 numara sözel bir içerik var. Yukarıdaki düzeneklerden hangilerinin çalışması sürecinde Pascal ilkesinden yararlanılır? Bu zaten konu içinde kullandığımız bir durum. Su cenderesi, evet. Emme basma tulumbalar, yine aynı şekilde hakeza, evet. Hidrolik vinç ya da hidrolik sistemler arkadaşlar. Evet, bunda üçünü de kullanabiliyorsunuz. Üçünde de Pascal prensibi etkilidir arkadaşlar. Evet, 7 numara. Harika, şakamatik bir soru arkadaşlar. Bakın şaka diye yazıyorum üzerine. Dikkat edelim. Yine ben usulü arkadaşlar tabana hemen soruyu bile okumadan, bu benim size önerim olsun, tavsiyem olsun, A, B diye yazıyorum. Ve bileşik kaplar dengedeyse ya da U borusu dengedeyse mutlaka A, B aynı hizada eşittir. Tabandan başladınız. Burasını yer diye belirtiyorum. Şimdi okuyorum. Düşey kesiti verilen kapta birbiriyle karışmayan X-Y sıvıları şekildeki gibi dengededir. Bu durumda KLM noktasındaki sıvı basınçları arasındaki ilişki nasıldır? Arkadaşlar, açık havanın bulunduğu bir ortamda iki tarafta da açık hava var. Açık havayı siliyorum. Devreyi etkilemiyor sistemi. Sağ kolda pembe gözüken sıvı sınıra kadar dolu kap. Kabul. Diğer kapta boşluk var. Ama alttaki sıvı normal şartlarda zaten mavi gözüken sıvı zaten daha yoğun olmak zorunda teknik olarak X sıvısı. Buradan şunu anlıyorum. Eğer şu pembe sıvı olmasaydı zaten sıvıların seviyeleri eşit olurdu. Üstünde pembe sıvı olduğu için şu M noktasının hizası, seviyesi arkadaşlar kesinlikle X'in aşağısındadır. Doğru mu? O zaman şunu anlayabiliyorsunuz. Küçük A küçük B kültürüyle baktığım zaman M'nin hizası şuraya geliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? O zaman M'deki basınç K'dakinden kesin fazla zaten. Doğru mu? Ama M'deki basınç L'den de fazla. Üstünde de sıvı var çünkü. Doğru mu? Bir de şöyle bakın. K'nın üstünde hiç sıvı yok. K'nın üstünde direkt açık hava var. L'nin üstünde de arkadaşlar hem sıvı var hem açık hava var. O zaman L'deki basınç da K'dan kesin fazladır. Doğru mu? PL büyüktür, PK'dır diyebilirsiniz. Gördünüz mü? Çok güzel bir yorum sorusu arkadaşlar. Harika. Hizaya bakmaya bile gerek yok. Hizaları kendimiz yakalayabildik. Var mı itirazımız? Yok diyorsunuz. Bir basit temel soru da burada var arkadaşlar. Şekildeki U borusunda DXD'ye yoğunluklu XD'ye sıvıları şekildeki bir dengededir. H
HY büyük HX olduğuna göre hangileri doğrudur? Burada size öğrettiğimiz olay arkadaşlar, tabanda A noktası desek, A noktası sağdan ve soldan eşittir. O zaman KL'ye geldiğiniz zaman altta aynı sıvı kaldığı için K ve L'deki basınçlar kesin eşit olmak zorunda. Dolayısıyla biz PK eşittir PL yazdığımızda şunu anlıyoruz hemen bakın. HX çarpı DX çarpı G eşittir HY çarpı DY çarpı G olarak yazdınız mı? Şimdi değerli gençler, kıymetli arkadaşlar, buradan küçük bir açıklama da yapacağım size, dikkat edin. Şimdi bakıyorsunuz, eğer arkadaşlar G'ler karşılıklı birbirini götürür, o zaman yoğunluklarla yükseklikler ters orantılı oldu kıyaslamada, doğru mu? Arkadaşımız bize not düşmüş bakın, diyor ki HX HY'den büyükse. Arkadaşlar HX HY'den büyükse şöyle bir seviye farkı oluşuyor, doğru mu? O zaman arkadaşlar doğal olarak HX'in HY'den büyük olması DX'in DY'den küçük olmasını gerektirir. Yani bir numara kesin yanlış. İki numara kesin doğru, zaten işe oradan başladık değil mi? Dolayısıyla üç numarada mecburen yanlış olur. Burada ama şunu söylemem lazım arkadaşlar. Bu soruya has bir uyarı olsun sizin için. Şimdi biz burada tabii soruyu hazırlarken farklı seçenekler olabilir. Aslında yoğun sıvı zaten normal şartlarda altta bulunur böyle bir eşleşmede. Yoğun sıvının altta bulunmamasının bir tek şartı olabilir. O da şu arkadaşlar, sıvıları ayıran çizgiye sıvının geçişini engelleyecek bir piston ya da bir malzeme koyarsınız. Ağırlığı önemsiz. Anlatabiliyor muyum? O zaman sıvı az yoğun sıvı, çok yoğun sıvı az yoğun sıvının altına inemez. Bu mümkün, ya da çok dar boru kullanırsınız. Bunu tercih edebilirsiniz. O yüzden de böyle bir uyarıda bulunmakta fayda görüyorum. Normal şartlarda yoğun sıvı yan alta iner. Arkadaşlar 9 numaralı sorumuza bakıyoruz. Düşey kesiti verilen bileşik kapta bulunan sıvı ağırlıkları GX, GY, GZ olan pistonlarla sıvıdan sonra virgül atalım şöyle. Ağırlıkları GX, GY olan pistonlarla şekli gibi dengede ise X pistonun ağırlığı 10 Newton, Y'nin ağırlığı 20 Newton ise Z'nin ağırlığı kaç Newton'dur? Size gösterdiğim yönteme dönüyorum arkadaşlar. Bakın bir kırmızı kalem alalım elimize. Arkadaşlar dikkat ederseniz yine usul ne? Şuraya A yazıyorum bakın. Burasına B yazıyorum, buraya da C yazıyorum. A, B, C eşit mi? Yine aynı mantıklı arkadaşlar. Aynı yükseklik çıkışlarına bakıyorum. O zaman küçük A, küçük B, küçük C aynı seviye çıktığım zaman bunlar da birbirine eşit olacak. O zaman ara seviyeyi kullanmama gerek kalmadı. Bakın PA eşittir, PB eşittir, PC oldu mu? Çok güzel. A'daki ne kadar arkadaşlar? X pistonun ağırlığı 10 Newton. İsterseniz hemen yazalım yerine. 10 Newton bölü S artı, ama onun bir de ne var? 2H çarpı D çarpı G'si var. Doğru mu? B'dekine bakıyorum arkadaşlar. Ne kadar? Y pistonun ağırlığı 20 Newton. 20 Newton bölü onun da kistalanı S artı bu sefer HDG diyorsunuz. Eşittir arkadaşlar niye? GZ bölü 2S arkadaşlar. Burada size üstün bir matematik yeteneği kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki siz hızlı bir şekilde yaparsınız elbette. Ben şimdi arkadaşlar buradan bakın şu ikisini çözerek ben HDG'nin ne kadar olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Bakın dikkat ederseniz HDG eşitliği neye denk geliyor farkındaysanız? 2 HDG, 1 HDG, 1 HDG kalıyor. O zaman 10 Newton bölü S'ye denk geliyor. Gördünüz mü? Bunu arkadaşlar eşitliklerden birine yerine yazarsanız birinde GZ bölü 2S eşittir. HDG'nin bir tanesini yerine mesela şu ortadakine 10 bölü S yazarsam o zaman 30 bölü S oluyor. Doğru mu burası? 30 Newton bölü S. O zaman arkadaşlar takdir edersiniz Z'nin ağırlığı ne çıktı? 60 Newton çıktı. Gördünüz mü? İşlemleri tabii siz kontrol edin yine arkadaşlar. Gözümden kaçmamıştır diye umut ediyorum. Evet, bu bölümdeki son sorumuza geldik arkadaşlar. Bakalım burada ne yapacağız? Sıvı dolu büyük silindirin, dikkat edin, tabanında bulunan K noktasındaki sıvı basıncı P'dir diyor. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Önce bu verilen bilgiyi tanımlayalım arkadaşlar. PK'yı P olarak tanımlamışız. Ne kadar? H çarpı D çarpı G. Tabii burada sıvının yoğunluğunu D olarak alalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Böyle bir durumda X musluğu açılıp
yeni denge sağlandığında diyor. Bakın bu durumda şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki biz, siz böyle bir işlem yapacaksanız burada hacim korunumunu kullanmak zorundayız. Sıvı musluk açtıktan sonra hacim korunuyor zaten. Hemen buraya yazıyorum bakın, hacim korunumu. Sıvının hacminde bir kayıp yok. Sadece arkadaşlar ne yapacak? Hemen şuradan yazıyı tekrarlamak zorunda kalıyorum. Evet, hacim korunumunda arkadaşlar sıvının ilk hacmi V ilk eşittir. Son hacmi V son. Aynı hacim olmak zorunda. Ama şunu görmeniz gerekiyor. Sıvının ilk hacmi ne kadar arkadaşlar? H çarpı 3A kadar. Gördünüz mü? Eşittir diyorum. Elime başka bir renk kalem alıyorum görmenizi sağlamak için çocuklar. Diyorum ki bu durumda dikkat ederseniz. Musluğu açtığınız zaman sıvı yüksek basınçtan alçağa doğru akacak. Açık hava bu olayı etkilemez. Dolayısıyla son seviye arkadaşlar ne olur? Bunun seviyesi biraz düşer ama son seviye ortak olmak zorunda. O zaman buradaki seviyeye biz H üssü diyoruz. O zaman bu durumda sıvının yeni seviyesi bu duruma gelirse yeni taban alan ne kadar oldu? 3A, bir de A var. Yani taban burada 3A. Burada da A kadar arkadaşlar. O zaman 4A çarpı H üssü diyorum. Gördünüz mü? O zaman H üssü ne oldu arkadaşlar? 3H bölü 4. A'lar sadeleşti. Doğru mu? O zaman basınca bakıyorum. Yeni basınç. PK üssü eşittir. 3H bölü 4 çarpı D çarpı G. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? 3P bölü 4 oldu. Gördünüz mü? Evet. Gayet güzel. Değerli arkadaşlar, hepinize çalışmalarınızda tekrar başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin.